Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, hepiniz afiyettesinizdir dedikten sonra oyunuma geçiyorum. Evet, bugün Plak isimli oyunda normal oyuncuların üretmiş olduğu senaryolardan biri olan bu Trumpetist senaryosunu oynamak istiyorum. Hem yorumlarda siz de istemiştiniz. Şöyle öncelikle bir normal zorlukta oynarız. Sonrasında dilerseniz zor ve çok zor modlarında da oynarız bunun. Videoya geçmeden önce 2000 aboneye çok az kalmış. Eğer videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız ve destek olmak istiyorsanız, biliyorsunuz YouTube'da destek olmak, abone olarak yapabiliyorsunuz bunu. Tamamen bedava. Destekleriniz benim için çok önemli diyorum ve oyunuma geçiyorum. Şimdi şöyle, senaryo şu şekilde başlıyor. 2016'da Trump Clinton'a karşı oyun diyorum, seçimi kazanıyor. Sonrasında Trump kendi düşüncelerini bütün dünyaya empoze etmeye çalışıyor. Şöyle ki burada da diyor zaten Trumpist bir nöraks solucanı şeklinde. Şuradan hızlandırayım. Önce yayılmayı açıp göstereyim buradan. Önce şu şekilde yayılmayı açıyoruz. Sonra buradan Trojan uçağını açıyoruz ki sık sık başka ülkelere bu Trojan bombalarını yollayabilelim. İşte seçimleri kazandıktan sonra ortaya Trumpist diye bir tane hastalık çıkıyormuş. Bütün dünyayı ele geçirmeye çalışıyormuş. Biz işte bu Trumpist ile bütün dünyayı enfekte etmeye çalışacağız. Şu şekilde buradan hemen yayılmadan devam ediyorum. Nörak solucanında bildiğiniz gibi önce bütün dünyayı yayıyorsunuz. Bütün dünyayı yaydıktan sonra insanları köleleştiriyorsunuz. Burada bu senaryoyu tasarlayan arkadaş kimse bütün dünyayı köleleştirme olarak Trump'ın düşüncelerine katılma şeklinde o şekilde planlamış. Burada Trojan uçağını birazdan iki seviyeye çıkaracağım. Yeni ülkelere yayılmaya başladı. Bu Trojan uçağını yayılmanın çok zor olduğu ülkelere doğru kullanın arkadaşlar. Birazdan örnek olarak gösteririm. Mesela Grönland, Yeni Zelanda, Madagaskar gibi ülkeler. Mesela görüyorsunuz buradan Trojan uçağını hemen Grönland'a yolluyorum. Bir sonrakini Madagaskar ya da Yeni Gine'ye yollayabilirim. Bu arada hemen soğuk direnci ve sıcak direncini bir seviyeye çıkartacağım. Bütün ülkelere yayıldıktan sonra bu sefer belirtileri arttırmaya başlayacağım. Buradan yayılmayı arttırmaya devam ediyorum. Bu Trojan uçağını şu şekilde Madagaskar'a yolluyorum. Şöyle bir yayılma olmayan ülkelere bakalım. Sağlıklı ülkeler Batı Afrika, Afrika. Burada Karayipler var. Ulaşımın zor olduğu. Yeni Zelanda'ya bulaşmış mı? Yeni Zelanda'ya bulaşmamış. Bu seferki Trojan uçağını Yeni Zelanda'ya götüreceğim. Derken yanlışlıkla Afrika'ya bıraktık. Neyse. Burada şimdi sıcak direncini bir seviyeye getirmem gerekiyor. Bu uçağı Filipinlere yolluyorum. Şöyle birazcık oyunumun hızını yavaşlatacağım çünkü artık yetişememeye başladım. Buradan tedaviyi zor bulmaları için, gelecekteki tedavi hızını azaltmak için bu özellikleri açmam gerekiyor. Şöyle yayılmadığımız
bulaşmadığımız bir ülke var mı diye bakıyorum. Hala birkaç tane ülke var. Ama bunlar genelde kara sınırı olan ülkeler. Ada ülkeleri olmadığı için bunlara rahat bir şekilde bulaşabiliriz. Şimdi buradan bu özelliği açıp hastalığın kendi kendine mutasyon geçirmesini sağlayacağım. Şöyle Yeni Gine'ye de yolluyorum. Buradan dümdüz yukarıya doğru çıkıp yeni açılan özelliklerden göreceksiniz. O özelliği açmak istiyorum. Zaten o özelliği açınca bütün dünyaya hastalık bulaştığı zaman oyunu kazanmış olacağız. Şöyle bir hastalığın hala bulaşmamış olduğu ülke var mı diye bakıyorum. Genelde şu sıcak iklimdeki ülkeler, Afrika'daki ülkelere bulaşmamış. Cezayir, Fas gibi. Arjantin'e bulaşmamış. Bakalım şu an hastalığın bulaşmadığı bir ülke kalmadı. Artık yavaş yavaş belirtilerin şiddetini arttırabilirim. Oyunun başında belirtilerin şiddetini arttırmamamın sebebi şu. Eğer şiddeti en başında arttırırsam bütün insanlar hastalanmadan o ülkedeki insanlar hastalıktan ölüyor. Nereye yollayalım? Zaten artık bulaşmayan bir ülke kalmadı ama şöyle. Arjantin'e doğru yollayalım ya da Bolivya mı artık bilmiyorum da Güney Amerika'da bir yere yolladım. Şimdi buradan şu iki özelliği açtığım zaman oyunu zaten kazanacağım. Sadece bütün dünyaya bulaşmasını beklemem gerekiyor. İsterseniz şöyle kısa bir özet geçeyim. Şimdi 2016'da Trump başkan olarak seçiliyor. Sonra başkan olarak seçildikten sonra ortaya Trumpist diye bir tane hastalık çıkıyor. Bu hastalık dünyaya yayılmaya başlıyor. Bu hastalık da şu, Trump'la aynı görüş düşüncesinde olma gibi bir hastalık diye düşünebilirsiniz. Öyle tariflemişler. Burada ilk bunu açtıktan sonra şurada yukarıya doğru yeni yayılma yolları açıyor. Buradan su ve havayı hemen ben açıyorum. Zaten bunu açınca ciddi bir bulaşma seviyesine ulaşıyor. Yetenekler kısmında ısı direncini ve soğuk direncini mutlaka açmamız gerekiyor. Ve ben oyunun en başında Trojan uçağını açıyorum ki sık sık hastalığın bulaşmasının zor olduğu ülkelere Trojan uçağıyla birlikte bu hastalığı gönderebileyim. Şu an tedavi hızlı bir şekilde ilerlemiyor ama tedavi ilerliyor olsaydı buradan bu özellikleri açmaya devam edecektim ama ilerlemediği için açmıyorum. Şimdi bütün dünya yayıldıktan sonra burada Eternal Trump ve Distraction özelliklerini açınca insanlar köleleşmeye başlayacak. Burada kendi kendine mutasyona uğramaya da devam ediyor. Hatta burada isterseniz bu özelliği açayım. Hastalık yayılması daha hızlı bir şekilde artar. Böylelikle oyunu daha çabuk bir şekilde kazanabiliriz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi mesela burada insanlar artık Trumpitis hastalığına tapmaya başlıyor. Burada bütün dünyaya hastalık yayıldığı zaman artık oyunu kazanacağız. Yani artık insanlar köleleşmeye başladı. Bu arada hastalık hala mutasyon geçirmeye devam ediyor. Dediğim gibi buradaki önemli olan nokta buradaki sağlıklı insanların bulunduğu ülkelerdeki hastaların sağlıklı insanlara hastalığı bulaştırmadan ölmemesi. Ama zaten hastalığın yayılma şiddeti çok fazla olduğu için çok hızlı bir şekilde hastalık sağlıklı insanlara da bulaşıyor. Şöyle bir Peru'yu kontrol etmek istiyorum. Bence artık burada bu özelliği de açabiliriz. Bu özelliği de açtıktan sonra artık insanlar
tamamen trompetist hastalığına, daha doğrusu bu trompetist solucanına tapmaya başlayacak mı diyeyim, artık ne diyeyim bilmiyorum da, yani düşünce yapısı tamamen değişecek diyelim. Ya da hastalığımız dünyayı ele geçirecek de diyebiliriz. Tedavi puanını düşürmek için şuradan şöyle şunları açabilirim. Daha fazla puan almama yardımcı olur. Gördüğünüz gibi 26'dan 22'ye düştü. Şu an dünyada neredeyse sağlıklı insan kalmadı. Şöyle bir bakalım. Sadece Endonezya'da sağlıklı insanlar var. Artık Endonezya'da da sağlıklı insan kalmadı. Şöyle bir bakalım. Birazdan oyunu kazandığımızın bilgisi de gelir zaten. Gördüğünüz gibi burada trompetist hastalığı, trompetist solucanı dünyayı köleleştirmeyi başardı. Sonraki videolarda görmek istiyorsanız arkadaşlar, kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlemiş arkadaşlara çok teşekkür ettim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Şöyle oyun sonu grafiğini de göstereyim. 360 günde oyunu tamamlamışız. 3 yıldız almışız. Ben senaryoyu beğendim. Şöyle bir like'ımı atıyorum ve hoşça kal diyorum.